rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri aşağıdaki bölgelerin hangisinde daha fazladır denilmiş. Rüzgarlar kurak bölgelerde yer şekillerinin oluşmasında çok fazla etkiye sahiptir. Bundan dolayı seçeneklerde kurak bölgeleri aramam gerekiyor. Amazon havzası nemli bir bölgedir. Kuzeybatı Avrupa ülkeleri nemlidir. Kanada'nın batısı nemlidir. Güneydoğu Asya ise nemlidir. Burada Kuzey Afrika verilmiş. Kuzey Afrika'nın büyük bir kısmı Büyük Sahra ile kaplıdır. Yani kurak bir bölgedir. Bundan dolayı rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri burada oldukça yaygındır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Rüzgar erozyonunun şiddetli olduğu yerler için yargılarından hangileri söylenebilir denilmiş. Toprak ince tanelidir. Toprağın ince taneli olması rüzgar erozyonunu daha şiddetli yapar. Fiziksel ufalanmanın fazla olması toprağın taşınmasını, taşların, kayaların parçalanıp taşınmasını kolaylaştırır. Bitki örtüsünün cılız olması da yine rüzgar erozyonunu şiddetli yapan unsurlardan biridir. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 E seçeneği doğru cevaptır. Numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde rüzgarların oluşturduğu birikim şekilleri daha fazladır denilmiş. Rüzgarlar kurak bölgelerde çok etkilidir. Bundan dolayı 1 numaralı bölge, 3 numaralı bölge nemli bölgeler olmasından dolayı rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri çok yaygın değildir. Fakat 2 numaralı ve 4 numaralı bölgeler çöl bölgeleridir. Bundan dolayı rüzgarların oluşturduğu birikim şekilleri, kumullar, barkanlar 2 ve 4 numaralı bölgede daha yaygındır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda doğrudan rüzgar etkili olmuştur deniliyor. C seçeneğinde kıyıda falez oluşumu verilmiş. Falezin oluşumunda dalgalar doğrudan, rüzgar ise dolaylı olarak etkilidir. D seçeneğinde kıyı oku verilmiş, kıyı seti verilmiş. Kıyı setinin oluşumunda dalga ve akıntılar doğrudan, rüzgar dolaylı etkiye sahiptir. Delta oluşumunda rüzgarın bir etkisi söz konusu değildir. Peri bacaların oluşumunda akarsular, sel suları birincil etkendir. Rüzgar da ikincil olarak etken olarak sayılabilir. Fakat mantar kayanın oluşumu doğrudan rüzgar etkisine bağlıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre yer şekillerinden hangileri rüzgar hızının azaldığı yerlerde görülür denilmiş. Rüzgar hızının azaldığı yerlerde birikim şekilleri yaygınlaşır. Mantar kaya aşınmayla oluşan bir şekildir. Tafoni aşınma sonucunda oluşan şekillerdir. Fakat löst ve barkan rüzgarların taşıdığı maddeleri biriktirmesiyle oluşan şekillerdir. Bundan dolayı 2 ve 3 diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilen yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda rüzgarların şekillendirici etkisi görülür denilmiş. Falezlerin oluşumunda rüzgarlar dolaylı etkilidir. Peri bacaların oluşumunda rüzgarlar dolaylı olarak etkilidir. Fakat traverten ve dev kazanının oluşumunda rüzgar etkisi söz konusu değildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda rüzgarlar etkili değildir denilmiş. Mantar kaya rüzgar aşındırmasıyla, tafoni, şahit kaya rüzgar aşındırmasıyla oluşan şekillerdir. Barkan rüzgarların biriktirmesiyle oluşan şekillerdir. Fakat hörgüç kayanın oluşması buzul aşındırmasına bağlıdır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda tanımları verilen yer şekilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Rüzgarların dayanıklı tabakaların altlarını oymasıyla oluşan şekillerdir deniliyor. Bu tanım mantar kayadır. Rüzgar biriktirmelerinin üzerinde oluşan toprak tipidir denilmiş. Bu da tanım löstür. Rüzgarın yavaşlamasıyla oluşan hilal biçimindeki kumullardır denilmiş. Bu da barkanın tanımıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda verilen kıtaların hangisinde rüzgar aşındırması ve biriktirmesiyle oluşan yer şekilleri daha azdır denilmiş. Rüzgar aşındırmasıyla oluşan yer şekilleri kurak bölgelerde daha yaygın görülür. Asya'da, Avustralya'da, Afrika'da ve Kuzey Amerika'da çöllerin geniş yer kaplamasından dolayı rüzgar aşındırmasıyla oluşan, biriktirmesiyle oluşan yer şekilleri yaygın olarak görülür. Fakat Avrupa'da çöllerin bulunmamasından dolayı rüzgar aşındırma ve biriktirmesiyle oluşan şekiller çok yaygın değildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir.
mantar kaya, tafoni, yardank gibi yer şekillerinin görüldüğü yerler için yargılarından hangileri kesin söylenebilir? Bu şekiller kurak bölgelerde rüzgar aşındırmasına bağlı olarak oluşan şekillerdir. Sürekli rüzgarlar etkilidir denilmiş, yanlış bir ifadedir. Kurak iklimler etkilidir. Evet, kurak bölgelerde oluşan yer şekilleridir. Kurak bölgelerde günlük sıcaklık farkları fazladır. Fakat kurak bölgelerde toprak oluşumu hızlı değildir. Bundan dolayı 2 ve 3 doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği cevap doğrudur deniliyor. Rüzgarın aşındırma ve biriktirme yoluyla meydana getirdiği şekiller sorulmuş. Aşındırma yoluyla mantar kaya, yardank, tafoni, şahit kaya gibi yer şekilleri oluşur. Biriktirme sonucunda kumullar, barkanlar ve löz toprakları meydana gelir. Buna göre baktığımız zaman öğrencilerden Sultan mantar kaya, şahit kaya, tafoni söylemiş. Evet, verdiği aşındırma şekilleri doğru. Biriktirme şekilleri içerisinde de barkan, löz ve kumullar söylemiş. Bundan dolayı öğrencilerden sadece Sultan'ın verdiği cevap doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda rüzgarlar etkili değildir deniliyor. A ve D seçeneğinde verilenler mantar kayadır. Bunların oluşumunda rüzgarlar etkilidir. B seçeneğinde tafoni verilmiştir. Tafoni oluşumunda rüzgarlar etkilidir. E seçeneğinde de kumullar verilmiş. Kumulların oluşumunda da rüzgarlar etkilidir. Fakat C seçeneğinde verilen karstik bir şekildir. Mağara verilmiş. Mağaranın içerisinde sarkıt ve dikitler görülüyor. Dolayısıyla bunun oluşumunda yeraltı ve yerüstü suları etkilidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir.